Evet arkadaşlar, MATLAB örneklerini yapmak için çekeceğimiz bu videoya hoş geldiniz. Şimdi ben yaklaşık 27 tane örnek hazırladım. Bu örneklerin bir kısmını birebir deneyeceğiz, bir kısmını grafik örneklerinin sonuçlarını göreceğiz. Şimdi ilk örneğimizden başlayalım. MATLAB'in ne olduğunu anlamaya çalışalım. Şimdi şu kodları buraya yazıyoruz ve bize bir sonuç veriyor. O sonucu vermeden önce şu kodları bir adam edelim. Şimdi kodları yazıyorsunuz ama size sadece sonuç veriyor. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. O yüzden bir mFile oluşturmamız gerekiyor. Buna şeyde script deniyor MATLAB'de. Bir tane script oluşturmak istiyoruz. Yani program öbeği. Mesela bu ne diyor? Ne yazık ki biraz küçük. Arkalar okuyamıyor olabilir. Hemen basit şeylerden başlayalım. TRC ekrandaki yazıyı sile. Clear değişkenleri sile. Ondan sonra hit satıra geçiyoruz. Sınav notları diye bir vektör oluşturuyoruz. Aslında matris nedir? MATLAB nedir? Ta onlara kadar gitmemiz gerekiyor. Matris bayağı meşhur. Matrix diye film var sinemalarda. İzlemişsinizdir belki. Aslında mat oradan geliyor. Bu da MATLAB'deki matematikten gelmiyor. Matristen geliyor. Matrisler de bir veya daha fazla boyutlu içerisinde bilgi taşıyan deri ödekleri. Mesela burada ilk matrisimizle karşılaşıyoruz. Sınav notları. Sınav notları tek boyuttadır ve bir vektördür aslında. Biz matematik adına vektör deriz. Fakat her vektör de bir matristir. Dolayısıyla lineer cebirde görmüş olduğumuz matrislerin çalışılması için bu program yapılmış. Yani programın asıl amacı, ilk üretim amacı matrislerle çalışalım. Ama bunu çok pratik yapalım. Bir bilim insanı pratik bir şekilde matrislerle çalışsın. Aslında bu programın kökeni bununla başladı. Fakat üzerinde bilim insanları bunu sevip o kadar çok çalışmalar yaptılar ki günümüzde çok geniş kullanım alanları var. Ama ben önce işin çekirdeğinden, ben kernel diyoruz, çekirdeğinden başlayalım. Olay nereden başlıyor? Sınav notları diye bir dizi tanımlıyorum. Eşittir diyorum. Düşük parantezler içerisinde bir vektör tanımlıyorum ve noktaya virgül basıyorum. Zaten tanıdık olduğunuz bir bilgi bu. Ondan sonra diyorum ki find. Burada eşittirden sonra başladım. Niye? Çünkü eşittir bir atama operatörüdür. Bütün algoritmalarda eşittirin sağındaki öbek yapılır, bitirilir, paketlenir, komple eşittirin son tarafına yerleştirilir. Peki eşittirin bir ifade görürseniz ne yapacağız? Eşittirin sağına okumaya başlayacağız. Eşittirin sağında find diyor. Find bulmak demek. Bul. Neyi bulacakmışız? Sınav notları ifadelerinde 45'ten büyükleri bulacakmışız. Sınav notları bizim için aslında şu an anlamlı ama anlamsız da olsa bir veri öbeği yani bir vektör içerisindeki her bir elemanın 45'ten büyük olup olmadığına bak ve bulduğun bu değerleri sıra numaralarını kaydet diyoruz. Ve biz bu sıra numaralarına bilimsel bir bilimde indis diyoruz. Kaçıncısı, kaçıncı oldu diye. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bir algoritma yazmıyoruz. Siz zaten C#'tan veya Python'dan en büyük farkımız bir matematikçi gözüyle, bir bilim insanı gözüyle kodları yazıyorsunuz ve o sizin yazdığınız kodları anlayabiliyor. O yüzden MATLAB'in çekirdeğinde bu var dediğim bu. Biz bugün hep MATLAB'in çekirdeğini göreceğiz. Fakat daha sonra öğreneceksiniz ki MATLAB nerede kullanılıyor. Şöyle söyleyelim, uzaya gönderilen uzay araçlarının analizlerinde MATLAB kullanılıyor. O kadar ileri analizler yapılabiliyor MATLAB üzerinde. Fakat biz sadece en basitinden başladığımız için şu an çekirdek içinde devam ediyoruz. Ve indis içinde ne olacak arkadaşlar? 45'ten büyük olan bütün sıralar olacak. Hesap edersek kafamıza göre 3. 5. 6. 7. 8. 10. ve 11. gelecek. Dolayısıyla 9'u atlayacak mesela. Öyle mi olacak? Bunları tabii bilmiyoruz. Ve bu yüzden de biz bu noktada şu noktada virgülü açıyoruz. Bu noktada virgülü aslında kapatmak içindir. Neyi kapatmak? Okeysin, tamamsın. Bundan sonrası önemli değil. Fakat biz noktada virgülü açtık. Bu programı çalıştığımızda bize ne verecek bakalım. Hatta şu noktada virgülü kapatıyorum. Bu da çıkmasın. Ve çalıştırıyorum. Run ettiğim zaman sonuçlar önce dosya kaydediyor. Command window'a geliyor. Şimdi o zaman burada birden fazla window var. Ve bu window'ları anlamamız gerekiyor. Mesela buradaki birinci soldaki window'umuz workspace. Şu an içinde aktif olan workspace. Ayrıca tabii arkada pasif olan bir current folder var. Current folder da hard diskin neresinde çalışıyorsun kardeş? Senin çalışma alanın neresidir? Önce mutfakta tezgahınız var. Tezgahınızın üzerinde neresi?
current floor tezgahı bize gösterirken şu an biz ekranda workspace'i görüyoruz. Workspace ise çalışma uzayı, yani senin kafanda neler dönüyor, ne tür bileşenler var. Bizde ne var şimdi? Sınava giren öğrencilerin notları var, bu notların 45'ten büyük olanları var ve bunların ortalama hesapları var. Aşağıdaki notlar bunları gösteriyor. İngilizce geçen notlar ortalama şeklinde. Dolayısıyla biz de diyoruz ki burada, bunların bilgileri de burada saklı bakın. Hem değişken, matris, dizi isimleri ve bunun içinde saklanan bilgileri yan tarafta görebiliyoruz. Peki çiftliği nerede göreceğiz? İşte çiftliği görmek için de bir ekrana daha ihtiyacımız var. Buna da biz command window, yani çıkış ekranı diyoruz. Aslında ben bu işe ilk başladığımda, şöyle aşağı indiriyorduk, evet, command window'u aşağı aldık. Ben bu işe ilk başladığımda bu yoktu, bu yok, hiçbir şey yoktu. Siyah bir ekranda sadece command window var. Kodları oradan çalıştırıyorduk, programları kaydediyorduk, buradan çağırıyorduk ve orada çalıştırıyorduk. Kör bir şekilde çalışabiliyordunuz. Fakat grafik ara birimleri geldikleri için şimdi hepsini aynı ekranda görebiliyoruz. Hatta birazdan göreceğiz ve grafikleri de bu ekranın üzerinde yerleştirmişsiniz. O yüzden bilim insanlarının laboratuvardaki ekranlar çok büyüktür. Çünkü ekrana bir sürü şey yerleştirmek zorundasınız ve hepsini aynı anda görmek zorundasınız. Hem bakıyoruz. Burada kodu görüyoruz. Burada değişkenlerimizi görüyoruz. Burada çıktılarımızı görüyoruz. Niye çıktısı var? Noktaları ürün kapalı. Noktaları ürün kapalı. Noktaları ürün kapalı. Noktaları ürün kapalı. Sadece dışarıya şu satır çıkıyor. Çünkü o satırı çalıştırmak için. Çalışmadığınız satırı da kapatıyorsunuz noktaları ürünle. Ne çıkmış geriye? 3, 5, 6, 7, 8, 10 ve 11. Alın eserli bunlar üstteki vektörün, yani üstteki maddesin 45'in üzerindeki elemanlarının sıra numaralarıydı. Sayarsanız hakikaten orada göreceksiniz. Peki ne yapacağız ki sonraki aşamada? Algoritma devam ediyor yukarıdan aşağı doğru. İngilizdeki sınav notlarını, yani sınav notları vektörü içerisinde indis numaralı olanları bakıyoruz, olanları yeni bir vektöre at. Yani oradan seç, yani manavdan elma seçermiş gibi, domates seçermiş gibi onları seç, yeni vektörün içine at. Yeni vektörü bakın burada görüyoruz, 3, 5, 6, 7, 8, 9'dan sonra bu bir çarpı da bu table olmuş, açalım onu. Double decay olduğu için şuradan açabiliyorsunuz onları. Bir tane daha pencere açtık şimdi. Şöyle şunu getirebiliyor muyuz aşağıya? Üçlü yapalım. Bakın bir tane daha pencere açtık. Burada ise bizim için bunları açabiliyoruz oluyor. Neyi açmak istiyorum? Mesela geçen notları açmak istiyorum bak. Şimdi geçen notları açalım. Onu da orada görebiliyoruz. Şimdi bakın geçen notlar geldi. Bakın orada da bir tab, yani üçlü pencere açtık. Şimdi ekranda bir sürü pencere var. Biz bir kısmını görebiliyoruz, bir kısmını göremiyoruz. Current folder var, workspace var, sınav notları var, geçen notlar var, editörümüz var. Yani programı yazdığımız ekran var. Bir de çıktılarımız var. Bunların hepsi üst üste geliyor. Birazdan bir de bunların üzerine grafik ekranlar var. Dolayısıyla hangi alanı çalışıyorsanız o alanı ekrana getirebiliyorsunuz. Bu sayede değişkenler, sayılar, matematiksel operatörler, bütün işlemleri tek ekranda görebiliyorsunuz. Tabii ki büyük ekran şart oluyor. O zaman kocaman büyük ekranlarda çalışmanız gerekiyor. Tüm bu değişkenleri aynı anda görebilmek için. Bu karmaşık problemlerde çok önemli. Yani olsa da hangi değişken hangi değeri alıyor? Onları nasıl takip edebiliriz? Ve bunları nasıl yakalayabiliriz? Burada da şimdi neyi görebiliriz? Bizim geçen notlar. Bakın geçen notlar nedir? Şu sınav notları dizisindeki yerden açmak. Mesela burada 11'i gösteremediği için orada şey yapıyor. Şöyle biraz açınca orayı gösterebilir mi? Şöyle bakayım şöyle. Şöyle biraz genişleteyim şunu. Şunu da genişleteyim. Görmem lazım. Yok, onun inadını açmıyor. Çok fazla veri olursa bu verileri açmıyor. Ancak şu yan tarafta görebiliyorsunuz. Onun belli sınırları var. Bu verileri de burada görebiliyoruz. Dolayısıyla sınav notlarını oradan görüyorum. Ve bu sınav notları içerisinde 3. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 45'ten yüksek. Ve onların içerisinde ayrılanlar bunlar. Mesela biz burada neyle kurduğunu? DD'nin altında FF var. FF'lerin hepsi 0. Dolayısıyla sistem diyor ki FF'lerin hepsini 0 kabul et. Mesela öğrenci 25 gelmişler. O da FF almış. O zaman ortalamaya katılmıyoruz. İşte bizim OBS algoritmalarındaki program da bu algoritmaya çalışıyor. Diyor ki FF alan öğrencileri, ki onlar ayrıca bilgileri, onları dışındakileri al, onları ortalamaya kat. Onlar 0. Ortalamaya bile katılmıyorlar. Yani kendi transkriplerine 0 giriyoruz. Ve kendi ortalamalarını da düşünüyoruz. Ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz. İngilizce'de bir çağrı verirken sınav notlarında 3'ü, 5'i, 6'ı, 7'i, 8'i, 10'u, 11'i çağırır. Onları geçen notlarda yeni bir matrisat
Sonra o matristekileri toplar. Tabii Türkçe konuştuğumuz için biraz bize garip geliyor ama hele bir İngilizce konuşsaydık bayağı toplar diye söyleyebilirdik. Ve lentle boyundan bahsediyor. Neyin boyunu alacağız? Geçen notların boyunu alacağız. Boyun nedir? İçindeki eleman sayısı. Geçen notlarda kaç eleman var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilgisayar bizim için bunu sayabiliyor. Şimdi örnek basit. Hocam ben bunu kendim sayarım. İyi güzel de ÖSYM 3 milyon kişi sınava giriyor. Yap bakalım bu işlemi. Orada da bu tür algoritmalar kendi içinde çalışabiliyor. Tabii bunu MATLAB olmadan da yapabilirsiniz. Herhangi bir programı değil de bunu kendiniz de yapabilirsiniz ama MATLAB'in avantajı konuşurmuş gibi yazabiliyorsunuz. Dolayısıyla MATLAB yüksek seviyeli bir dil. Yani insana yakın bir dil ve insan düşündüğü gibi MATLAB'e tarif edebiliyor. Çünkü sen bilim insanısın, sen bilgisayar mühendisi değilsin ki. Sen düşündüğün gibi MATLAB'e tarif ediyorsun. MATLAB de senin düşündüğünü birebir uyguluyor. Nasıl yapacağını sana sormuyor. Biz ona fonksiyon diyoruz. Fonksiyon kapalı bir kutudur. Siz veriyi gönderirsiniz, size cevabı gelir. Mesela x kare bir fonksiyondur. Hemen bir çizelim. Şöyle bir cihaz sistemimiz var. Giriş, bir kutum var. Kutunun içerisi x kare ve çıkış. Bu bir fonksiyondur. Ben buraya 3 yazarsam kaç çıkar? 9 çıkar. 9 cevabını alırız. Bu da aynı şekilde. Sizin için burası kapalı bir kutu. İçini bilmenize de gerek yok. Ben onu bilmiyorum abi. Nasıl yapıyorsun ben bilmiyorum. Yani algoritma ile ben uğraşamam. Sen bana direkt söyle. Mesela bunlar geçen notları vektöründeki sayıları nasıl toplayacağım? Bana ne kardeşim? Sen onu toplamayı bil. Bu şekilde işte metnin çekirdeğinde bu bilgiler var. Ve herhangi bir bilim insanına bu bilgileri vermiş oluyor. Ve biz kolay yoldan bu bilgileri konuşurmuş gibi MATLAB'e tarif ediyoruz ve sonuçlarını alabiliyoruz. İkinci örneğimize geçelim. Daha 27 örneğimiz var. O yüzden biraz hızlanayım. İkinci örneğimiz yine alacağım, birebir kopyasını getireceğim ki şu şekilde M-file'in içine yerleştireceğim. İkinci örneğimiz biraz büyük, o yüzden variables'dan kurtulmam lazım. Ekranda görebileyim diye. Command window'u biraz açalım. Yine burada da CLC ile command window'umuzu temizleyelim. Şu şekilde. Evet, bu şimdi bakıyoruz, bakın bir input var. Bunu sabah da yapamadım, rezil oldum. Burada birden fazla notu nasıl gireceğim, onu bulamadım ben. Nasıl gireceğim? Bir daha deneyelim ya. Şimdi Google'a bakmak istemiyorum. Çok vakit olacak. Notları giriniz diyor. 34 diyorum arkadaş. Virgül diyorum. 54 diyorum. Hata veriyor. 45.56 diyorum. Tabii 45.56 diyecek. O kadar basit. Bana da hata veriyor. No hepsini diyor. Sabah hepsini denedim. Vallahi sinir oldum. Ben de bütün örnekleri denedim. Bu örneği denemedim. Ya bu çok basit geldi bana. Bunun nesini deneyeceğim? Zaten çalışır dedim. Boşluk bıraktık. Olmadı. Noktalı virgül yapalım. Tamam. Okey. Ne derseniz olur. 45 noktalı virgül 67. Bak ona da hata veriyor. Ne verirsem hata veriyor. Buradan boşluk bırakalım. Antalya 5. 5 dedi. Ne dedi? O da hata verdi. Köşeli parantez mi öğrendin? Ha, şu şekilde tanımla diyorsun. Ya sen zeki bir kızsın aslında. Vallahi zeki kızsın. Seni boşa harcıyorlarsın. Neyse çözdük yani. Aşağı yukarı böyle bir şey. Köşeli parantez benim aklıma gelmedi sabah açıkçası. Ha, diyeceksin ki hocam bir önceki örnek sizden köşeli parantez vardı. O şekilde yazsana. Doğru. Evet, nasıl çalışıyor şimdi fark ettik arkadaşlar. Notları görüyorsunuz. Köşe parantezi not girdiği zaman tabii ki de notları hesaplayabiliriz. Ama çok sayıda deli olduğu zaman notunu hesaplayacaktır. Burada ne yapıyor? Sum diyor, toplar. 34 ve 87 topluyor. Sonra length, notlar. Kaç tane var? 2 tane. 2'ye bölüyor. Ve sonra çıkan değeri harf notunu yerleştiriyor. Bu biraz kısaltılmış bir örnek. Kalabalık olmasın diye. Tabii ki FF'den A'ya kadar bir sürü harf notu var. Onları da bu şekilde yerleştirebiliriz. Dolayısıyla C#'daki herhangi bir algoritmadaki if'i, while'ı, for'u burada da kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden bilgisayar algoritmalarını biliyorsanız da MATLAB'i o algoritmalar içerisinde karar alma süreçlerine katabiliyorsunuz. Dolayısıyla biz iki tane sayı girdik ve karşılığında bize harf verdi. Tabii ki bunun için bu if, else ve else bloklarını doğru bir şekilde yazmak gerekiyor. Ben bu örnekleri size paylaşacağım. Daha sonra bu mantığı tekrar baktığınızda anlayacaksınız. Bu şekilde biz algoritmaları işletebiliyoruz. Dolayısıyla özellikle herhangi bir programlama diline aşinaysanız kolayca MATLAB'e geçme şansınız var. En önemli özelliğimden bir tanesi de bu. Daha basit bir örnek, bir for örneği veriyoruz.
Burada direkt command window'a geçelim isterseniz. For örneğini buraya yazıyorum. CLC ile ekrana yazıyoruz. Ve for i3-5-9-13 diyoruz. Ve sırayla 3-5-9-13'ü dolaşıyor. Bu değişkenlere, yani bu vektörün her bir elemanıyla bir algoritma çalıştırabiliyorsunuz. Yani şunu da dene, bunu da dene, bunu da dene, bunu da dene. Zaten bilim insanları da diyorlar ki 3'te dene, 5'te dene, 7'de dene sonuçları karşılaştıralım. Bu tür algoritmalar çok hızlı bir şekilde tanımlanabiliyor. Toplam yapma, bu toplamın ne olduğunu tahmin edin. En faydalı girelim bunların da. Toplam sıfırdan başlıyor, birden yüze kadar üst üste topluyor. Bunu Gauss'a atfederler. Gauss bir bilim insanı. İstatistikte de çok önemli sonuçları vardır Gauss'un keşfettiği. Bir gün Gauss derste öğretmeni çocuklar oyalansın diye çocuklar diyor birden başlayacaksınız. Bütün sayıları azalata yazın toplayın. Bütün çocuklar sayıları toplamaya başlıyorlar. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı toplamaya başlıyorlar. Gauss böyle oturmuş bekliyor. Evladım diyor sen niye toplamıyorsun diyor. Öğretmenim ben topladım ki diyor. Sonra da o meşhur Gauss'un formülü ortaya çıkıyor. N çarpı n eksi 1 bölü bir şey var. Ben de unuttum. Gauss'un toplam formülü. Bu bilgisayar galiba bunu aynı öğrenciler gibi teker teker yapacak. Şimdi göreceksiniz aşağıya doğru bakın. Şuradan geçmişe gidelim. Teker teker topluyor. En başa kadar gidelim. Oturuyor. Hiç erinmiyor. Çünkü bu bilgisayar sadece 1 milyar işlem yapabiliyor. Yani sizin burada işlemimiz 100 tane işlem. Bilgisayar için çerez çok hızlı bir şekilde cevap verebiliyor. En başa gittiğimizde göreceksiniz. Bakın toplam 1, 3, 3 daha 6, 6, 4 daha 10, 10, 5 daha 15, 5, 6, 15, 6 daha 21 şeklinde. Dolayısıyla bu döngüyü nasıl kuruyoruz arkadaşlar? Üst üste toplama işlemi. Burada yine dikkat edeceğiniz nokta şurası arkadaşlar. Eşitliğin sağındaki işlem yapılıyor. Ve her seferin i arttırılırken birden 100'e kadar üst üste toplanıyor. Toplam sonucuna ekleniyor. Ve bu şekilde Gauss'un bu problemini biz de hızlı bir şekilde çözebiliyoruz. Ben Gauss'tan daha hızlı çözdüm. Bir tuşa bastım yani. Algoritma bize bu işe yarıyor. Bir örneğimiz daha var. Hemen gelelim. Bazı örnekler direkt şeyle çalışıyor arkadaşlar. Pardon aşağı tıklayalım. Active Window'a tıklayalım. Kodu yerleştirelim bakalım. Evet bu kod çalıştı. Şöyle yukarı doğru kaydırıyoruz. Evet kodumuz şu arkadaşlar. Biraz daha kaydırabiliriz. Temiz olsun diye. 20, 40, 34 ve 54 şeklinde 4 tane verimiz var. Bu 4 tane değil de 4000 tane olabilir. 4000 tane olabilir. Ne farkı var? Bu verileri alıyor ve bu verileri data i diyerek data i derken bak köşeli parantezle normal parantez fark ediyorum. Köşeli parantez vektörü randesanda polisi kullanılırken normal parantez sıra numarasını anlatıyor. Data i dediği zaman sayı 20, 40, 34 ve 54 devreye giriyor. Ve bu şekilde o dataları tek tek toplandığını görebiliyoruz. Ve buradan ortalama alma işlemi aynı şekilde devam edebiliyor. Bir örneğimiz daha var. Örnekler giderek karmaşıklaşacak arkadaşlar. Şimdi ise ilk matris örneğimizle karşılaşıyoruz. Enfile'imizi açalım burada. Şu command window'u iyice aşağı atalım. Şu an bu lazım değil. Enfile'i görmek istiyorum. Enfile'i yerleştiriyoruz. Burada da ilk defa bir matris görüyoruz. Bu arada matrix aranız nasıl? Var mı matrix plan? Yani bak mesela bunları bilen var mıydı anlatmış bunları? Veya herhangi bir yere anlatılmış mıydı? Çünkü herhalde pandemiye denk gelmiş mektep. Uğur Hoca'yı da ben biliyoruz genelde mektebi. Biz de çok kullanıyoruz. Başka da arkadaş anlatmamıştır büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Burada ilgili bir matris tanımlıyoruz. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acaba nasıl bir şey? Bunun tanımını görmedik. Birazdan göstereceğiz. Ve bakın iç içe iki tane for kullanıyoruz. Hatta forun içinde bir if var. Enter'i gördüğünüz zaman aslında çok karışmış gibi geliyor. Aslında burada bol'daki matrisin satır ve sütunları tek tek gezebiliyoruz. Aslında lineer cebirdeki önemli bir problem buluyorsunuz. Satır ve sütunları tanımlanması. Yine burada eğer sizin elinizdeki vektörlü bir matris ise o zaman 2 boyut, hatta 3 boyut, hatta 10 boyuta kadar kaç tane boyutunuz varsa elinizde. Burada i bir bir, j bir bir, k bir bir, d bir bir, n bir bir diye bütün boyutlardaki bu verileri analiz edebiliyorsunuz. Çok karmaşık matematiksel problemleri MATLAB'de bir tuşa basarak çözebiliyorsunuz. Çalıştıralım projeyi. Kaydedelim. Ve toplam 30 diye bir sonuç çıktı. Buradaki sayıları topladı. Peki ben bu sayıları merak ediyorum. Ne bunlar? Data diye bir değişken. Data değişkenine çift tıklıyoruz. Aslında şöyle bir yapıymış. Yani soldan sağa yukarıdan aşağı bir matris dizilmiş burada gördüğünüz gibi. Ve biz ne yaptık? Bunların hepsini üst üste topladık. Hepsini toplayınca 30 ediyormuş. Veya toplasın. Bazen şey yapıyorum ben market fişini topluyorum. Acaba ya doğru topladılar mı falan tarzında. Esen yapıyorum şimdi yapmıyorum da. Kafa vardı o zaman şimdi kafada kalmadığı için. Bakın doğru mu toplamış emin olalım.
Devam ediyoruz. Bir örnek daha verelim. Örneklerimizi biraz daha arttıralım. Şimdi iç ve dış döngünün nasıl döndüğünü göstereceğiz. Yeni bir M-file'ımız var ve M-file'ın sonucunu aşağıda görelim. Şöyle açalım, ekranımızı görebilirsek. Çalıştıralım, kaydedelim. Bakın şurada bir döngü başladı. Şimdi nasıl çalışıyor? Hemen önce üstteki algoritmayı inceleyelim. Algoritma çıkışına bakalım. Burada bir işte döngü var. İşteki döngü 2 ile 4 arasında devam ediyor. 2'den başlıyor, 2 ilerleyip 4'e yapıyor. 2, 4. 2 tane. 2'den başlayıp 2 ilerlerse 4'e varız. Ama üstteki dıştaki döngü 0'dan başlıyor. 20, 20 giderek 80'e varıyor. İnanmarsan bak 0, 20, 40, 60 ve 80. Dolayısıyla her bir dış döngünün içinde iç döngünün 2 ve 4'ü var. Dolayısıyla 2 ve 4'ü 0'da başlıyor, 2 ve 4'ü 20, 2 ve 4'ü 40. Hepsi de işlemleri yapıyor ve sırayla bütün sahayı taramış oluyor. Böylece kaç boyutlu bir düzleminiz varsa bütün sahayı bu şekilde tarayabiliyorsunuz. Özellikle görüntü işleminde falan bunlar kullanılıyor. Yine lineer cebirde de bu tür bütün sahayı gezmeyle ilgili algoritmalar çalıştırılabiliyor. Diyerek bir sonraki örneğimize geçiyoruz. Evet, bir while örneğimiz. Bu while'ı da soruyorum, sınavlarda da soruyorum. Sözlerde de soruyorum. While örneğimizi burada alalım. CDC'de önce bir ekran temizleyelim. Basit bir örnek olduğu için şuraya yazalım. Tabii çok fazla data çıktı. Evet, A5'ten başlıyor. Biraz yukarı alalım, daha rahat görebilirsiniz. Mesela A5'ten başlıyor ama ekranlar A5 diye başlamıyor. Bir sınav sorusu aslında bu. A5'ten başlamıyor çünkü orada noktalıyor. İlk açık nokta burası. Açık kapı burası. Dolayısıyla A'dan sonra A5, B8'den küçük de evet. Şart sağlandığı sürece döndü. While iken dönüyor. Sonsuz dönebilirsiniz. Ve A'yı bir arttırıyorum. A oluyor 6, ekranı 6 yazıyor. Yani bu satır bittiğinde A'nın değeri 6. Buradaki noktayı bir kapattık. Bu derslerde ekranı A5 yazıyor. Bir sonraki tur geliyor. A7, bir sonraki geliyor. A8. Şöyle düşünün. 7 iken 7, 8'den küçüktü. 7'yi bir arttırır. 8, ekranı 8 yaz ve dur. Mesela bu tür sorularda ekranda en son ne yazar şeklinde sorular sorulabiliyor. Sizin kafanızda algoritmayı çalıştırmanız gerekiyor. Diyeceksin hocam makine zaten yapıyor. Niye ben düşünmem gerekiyor? Çünkü bu makine aptal. Bunu siz programlıyorsunuz. Henüz bilgisayarlar aptal oldukları için biz programlıyoruz. Gelecekten korkuyoruz. Hatta bazen ben çocuklara algoritma eğitimi aldırıyorlar. Şüpheyle bakıyorum. Çünkü 15 sene sonra o çocuklar iş hayatına atıldığında, ilkokuldaki çocuk, 15 sene sonra bilgisayarları kodlayacaklar. Açıkçası bir soru işareti. Çok kömürsüz de olsalar bilgisayar kendi algoritmalarını yazmaya başladılar. Şimdi müzik bestelemeye, resim yapmaya başlayan bilgisayarlar üretildi. Ama en azından bilgisayarın algoritması nasıl işlediğini, mikro işlemcinin nasıl çalıştığını kafanıza kurgulamak için bu algoritmaların basit örneklerini size veriyorum arkadaşlar. Biraz da burada amacımız sizin algoritmaya yaklaştırmak. Şimdi de iki sayı nasıl toplanır? Onun örneğini şurada verelim hızlı bir şekilde. Şuraya yazıyoruz en file'ımızın içerisine. İki sayı nasıl toplanır? Önce display, ekranda göster. Sonra soru sor, birinci ve ikinci sayı. Ve bakın A, B değişkenlerini atıyor şurada. Ondan sonra toplamı da ekrana yazılıyor. Basit bir program. Ups. Niye hata verdin? Ne diyor? Ha, ben şey alıyorum, kusura bakmayın. Şurada boş satır var. Word kullanabilirler, boş satır var. Bunu alıp yapıştırınca MATLAB hata gösteriyor. MATLAB'de de çok örnek olunca mecbur bu şekilde taşımayı denedim. Dün akşam uğraştım. Şu son satırı siliyorum. Tekrar çalıştırıyorum, çalışıyorum. Ve şimdi soru sordu bana. Diyorsun ki hocam bu soru aşağıda kaldı. CLC uygulamamız lazımdı. O yüzden kodun başına geliyoruz. CLC nokta virgül yapıyoruz arkadaşlar. Ve hatta burada bir sürü değişken var gördüğünüz gibi. Onu işleteceğiz. Evet, şimdi yeniden kodu bir çalıştırıyorum. Run ediyorum. Bakın burayı temizledi. Şu şekilde daha temiz bir ekran çıktı. Gördüğünüz gibi bu ayrı. Peki daha önce yazdıklarımız nereye gitti? Yukarı tuşa basıyoruz. Daha önceki yazdıklarımız var. Semetleri bir diğer özelliği. Sizin çalışma geçmişiniz var. Sen ne yaptın, ne ettin var. Hatta nereye kadar eski gidebilir? Tahmin edin hocam nereye gidebilir bu? Bu 2018 yok ya, sonsuz gidemez. Sonsuz çalışmadım yani. Belli bir saat, doğum tarihim belli yani aşağı yukarı. Bilgisayarı işte ortaokul 2, ilkokul 5'te gördüm bilgisayarı. Ortaokul 2'de bayağı basic programlaması yapabiliyordum. Dolayısıyla o kadar eski değil tabii çünkü zaten release 2018. Ve geçmişe gidiyorum abi.
2019. 2 sene önceki işlemlerim, yaptığım işlemler dahi bilgisayarın hafızasına kayıtlı. İşte MATLAB'in bir diğer özelliği de bu. Bilim insanına bir günlük veriyor. Sen diyor neler yaptın, nasıl, ne işler yaptın? Bakıyoruz, bakın tarihlere bakın. Yine 2019. 2019'da çalışmışım bunları. Tabii bu kurulan MATLAB. Bundan önce başka MATLAB'lerde de mutlaka çalıştık ama yaptığımız işlemleri burada görebiliyorsunuz. Genelde yapay zeka falan çalıştık onların. Plotlar var bakın gördüğünüz gibi. 2021'e yeni geldi. Arada pek bunu kullanmadım. Başka bilgisayarım var evde. Onu kullandığım için. Velhasıl buraya sayıları girebiliyoruz. Birinci sayıyı girdik ve ikinci sayıya girdik. Bakın bu arada buradaki sayılar şurada tutuluyor. Bakın bu A, bu da B olarak hafızada duruyor. Daha sonra isterseniz yine kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla sol taraftaki hafıza da her zaman için size yardımcı oluyor. Değişkenlerin ne olduğunu ve iki sayının toplamını olan bir algoritma, çok basit. O yüzden hızlıca geçelim. Evet, bir diğer şeyimiz. Burada ödüllü soru, sınav sorusu bunlar. Buradaki işlem nedir? N eşittir 6, S eşittir 1. While N 0'dan büyük iken S'yi çarp, N ile çarp, N'yi bir eksilt, ekrana S yaz. Bir matematik işlem yapıyoruz. Siz onu kağıt kalem üzerine yapıyorsunuz. Bu matematik işlem yapıyor. İşte bir yapın. Anlamak için yaptığını yapın. Evet. N 6, S 1. 1 çarpı 6, 6. 6 cepte, 6 7 eksi 5. Cepte 6 vardı. 6 ile 5'i çarp 30. 30 cepte, N 1 eksi 4. 4 ile 30'u çarp 120. N 1 eksi 3. 120 ile 3'ü çarp 360. N 1 eksi 2. 360'ı 2 ile çarp 720. Ne yapıyorum ben? 6, 5, 4, 3, 2 ile çarpıyorum kendi içinde. Ne diyor? Ne yaparız biz? 6 faktöriyel. Faktöriyel işlemini burada yapıyor arkadaşlar. Faktöriyel işlemi bilgisayar yaptırmanın algoritması. Burada biz şunu hedefliyoruz arkadaşlar. Sizin evet şurada gördüğünüz gibi şuradan yukarı doğru çıkalım işlem geçmişimize. Önce 6 ile başlıyor. Sonra 30. Sonra 120, sonra 360, yani 720 ve burada 720 bitiyor. Mesela bunu şurada açabilirdik. Neyi de açalım. Biraz daha bilgi verecek bize şimdi algoritma. Diyor ki, S 6 ile başladım. Sonra N'yi 5'e düşürdüm. Bakın 6 kere 5, 30. 30 çıktı. Sonra N'yi 4'e düşürdüm. 4 çarpı 30, 120 çıktı. Sonra N'yi 3'e düşürdüm. 120 çarpı 3. 360 çıktı. N'yi 2'ye düşürdüm. 360 çarpı 2, 720 çıktı. Ve sonuç 720 diyor. Burada bize bilgisayarı nasıl iş yaptıracağımızı öğretiyoruz biz. Hani bazen diyorum ya teknik yeri nasıl çalıştırırsınız diye. Burada da bilgisayarı nasıl çalıştırabiliriz? Algoritmaları nasıl kurabiliriz? Önemli olan burada benim için algoritma başarısı. Ve devam ediyoruz. Şimdi grafik örnekleri geldi. Şimdi artık MATLAB'e geçmekten sıkıldık. Direkt grafik gösterelim diyorum. Ve ekrana hızlıca grafikleri göstereceğim. Bundan sonra çok MATLAB'i kullanmayacağım. Çünkü çıkışlar ekranda var zaten. Ekranda olduğu için MATLAB'e çok gitmeyeceğiz. Şu gizli karakterleri kapatalım ve ekrandan bakalım. Şimdi ilk grafik örneğimiz. Nasıl grafik çizdiriyoruz? Önce bir tane, sonra iki tane, sonra üç tane grafiği aynı ekrana yerleştirdim. Sonra azalda ekranlara yerleştirdim. Bir tane zorlaştıralım diye düşünüyorum. Tabii grafik dediğim zaman eksenlerden bahsediyoruz. X ekseni ve Y ekseni. Hatta benim hepsi sözcüsü yaparken bile eksenleri soruyorum. Bu grafiğin ekseni, şu grafiğin ekseni. Grafik çok önemli bir silah aslında. Çünkü insanlar sizi çok uzun süre dinlemezler. Eğer insanlara bir şey anlatmak istiyorsanız grafik üzerinden anlatabilirsiniz. Bak, bu böyle yükseliyor. Bu grafik anlamlıdır. Bu grafiğin şu anlamı vardır diye karşı tarafa daha hızlı bilgi anlatabilirsiniz. Tıpkı teknik resim biridir aslında grafik. O yüzden grafiği çok iyi bilmemiz lazım. Burada grafiğin özelliklerini iyice keşfediyoruz. MATLAB'in önemli gücü çok hızlı grafik üretir ve çok güzel grafikler üretir. Bakalım kodlara. Şimdi önce bir eksen kuruyoruz. 0'dan 3'e kadar bir yanı eksen kuruyoruz. Bakın 0, 2 nokta, 0, 1. Başlangıç, artış, bitiş. 3 de bitiş. 0'dan 3'e kadar 0, 1 aralıklardan arttırıyoruz. Dolayısıyla 0'dan 1'e kadar 10, 0'dan 3'e kadar 30 tane nokta elde ediyoruz. Bu yüzden grafiğimizin soldan sağa ekseni 30 nokta. Burası cepte. Başta bunu hazırladım. İkinci olarak y ekseni. Y ekseni ne olacak? Bu x eksenindeki değerler var ya, onların karelerini al. Hepsinin karelerini al. Yani 1 iken 1, 2 iken 4, 3 iken 9 olsun. Ve baktığımız zaman linear değil, non-linear bir eve edilir. Ve bu evi tabii x kare evisi.
Tabii ki x kareyi çizir deyince de böyle bir kod yazmamız gerekiyor. Şimdi biraz garip gelecek ama kodu yavaş yavaş anlayacağız. Buradaki esas komut, kod komut ama nasıl sadece kafa yetmiyor, göz lazım, kulak lazım, el lazım, ayak lazım. Onları da şimdi burada bakıyoruz. X yatay eksen, şunları koy. Y dikey eksen, y'leri koy. Ondan sonra B, maviye boya, blue. Ondan sonra title, bir tane title ver, başlık. Ondan sonra X label, şurada sıcaklık yaz. Ondan sonra bunu ızgara geçiriz sağdan soldan, dik yatay dikey. Y label'da geri yaz. Bu şekilde grafik komutları var. Bunlar en basitleri. İlk uygulamamız. Biraz daha karışık grafik açalım şimdi. Bu grafikte ise iki tane grafiğimiz var. Hatta ben iki tane farklı grafik çizmek istemiştim. O sonuçları da burada görüyoruz. Şimdi burada normalde şu grafik yok. Atık grafik olacak. O yüzden o grafiği aşağı taşıyayım. Yerleri farklı. Şunu yukarı taşıyalım. Evet, şimdi daha doğru bir sonuç var. Evet, ne diyoruz? X ekseni 0'dan 10'a kadar. Bakıyorum 0'dan 10'a kadar. Y ekseni ayrıca pardon, T ekseni, özür dilerim, T ekseni yatayda. Ondan sonra bir X sinüs ki onları sinüs X olarak kullanacağım. Bir tane de kosinüs X kullanacağım. Bir de bunları çiziyor. Yani bir T'ye göre X'i çiz. Yani şu mavi olan, X şeklinde olan. Sonra T'ye göre Y'yi çiz. Yani O şeklinde O'larla çiziyoruz. Ve Y neydi? Kosinüs. Kosinüs ve sinüsün farkı nedir? Sinüsten 90 derece geridedir. Pi bölü 2 geridedir. Nasıl geride oluyor? Aslında baktığın zaman sinüs daha sıfırdayken kosinüs 1'e gitmiş. Aslında kosinüs tam burada başladı ki böyle çıktı. Öyle değil işte. Aynı bizim zamanda kaydırma gibi. Geride dediğiniz zaman bu taraf daha önce başlıyor. O yüzden geride. Aslında kosinüs burada başlıyor. Pi bölü 2 geriden başlıyor. Yani soldan başlıyor, önceden başlıyor ama geriden başlıyor. İfadelere dikkat edin. Dolayısıyla burada bir faz kayması söz konusu. Sinüs ve kosinüs zaten aynı işaretle. Sadece faz kayması vardır. Birisi sıfırdan başlar, birisi birden başlar. Burada da grafik üzerinde bunu anlatabiliyoruz. Tabii ki title'ımız, stable, stable'ımız var. Yeni bir özellik arkadaşlar, tekstimiz var. Grafik üzerindeki bazı noktaları işaretleyebiliyorsunuz. Bu sayede kullanıcı direkt oralara bakıyor. Bu grafiğe baktığımızda en az sinüste, sinüste diyor. Ama böyle bir problem var. Sinüste bu taraf mı, bu taraf mı? Ve kafam karıştı. Kosinüste diyor. Bu mu? Bu mu? O zaman geri yanlış. Nasıl oynatabiliriz? Yani ben grafik üzerindeki bu yazıyı nasıl kaydırabilirim? Kartesyen eksen. Aslında bildiğimiz de eksen. Bakalım. Sinüsü nasıl yazmışım? 1.4. 1 diyor 0.8. Bakıyorum 1.4. 0.8. Yani düşeceği nedir? O noktanın eksenlere izdüşümlerini bakıyoruz. Peki ben bu sinüsü buradan buraya nasıl kaydırabilirim? Yeni nasıl kaydırabilirim? Ekrandaki yazı, grafik yazısını yeni değiştireceğim. Kartezyen eksende düşünün. X ile Y'yi düşünün. X ile 1.4. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Ne nasıl kaydırmak istiyoruz? X eksenine kaydırmak istiyoruz. Zamanında kaydırma değil de koordinatta kaydıracağız. Neyi değiştireceğiz? Hangisi değer değiştireceğim? Ben bu sinüs T yazısını kaydırmak için hangi değeri değiştireceğim? 1.4'ü değiştireceğiz. Peki gidelim bakalım yapabiliyor muyuz? O kadar da kolay mıymış? Evet. Yani burada ben sizden şunu istiyorum. Siz okuyabiliyor musunuz? Hemen MATLAB'e gidiyorum. Bir Enfile açıyorum. Kodu yapıştırıyorum. Sonucumu alıyorum. Bakın bir pencere daha açıldı. Yani pencere üstüne pencere. Bunu nereye sokacaksın abi? Bu bir yere de girmez yani. Mecburen bu. Bakıyoruz sinüste burada. Kapatıyoruz. 1.4 yerine 2.4 yazıyoruz. Programı çalıştırıyoruz. Ve sinüsün bakın buraya kaydığını görüyorsunuz. Dolayısıyla burada biz kodu okuyabiliyor muyuz? Kodu anlayabiliyor muyuz? Benim için kritik nokta bu. Anlayabiliyorsan zaten istediğin gibi değiştirebilirsin. Zaten title'lar, x ve y eksenleri, bütün bunlar aslında çok kolay. Bir örnek daha gidiyorum. Ha, bir de bunun nasıl 20 yaptık? Onu bir de 20 yapalım. Mesela bu 0'dan 10'a kadar gidiyor ya. 0'dan 20'ye kadar diyorum. Çalıştırıyorum. Çünkü yatay ekseni orada belirlemiştik ya. Bakın bu sefer 20 saniye boyunca bu grafikleri çiziyor. Biraz güncellemesi geç oluyor. Şurada gördüğünüz 0'dan başlıyor, 20'den başlıyor. Dolayısıyla ben bu grafikte başka bir şey amaçlarsam hepsini yapabilirim.
renkleri değiştirdim, nesneleri değiştirdim, eksenleri değiştirdim, yazıları değiştirdim. Hatta grafik üzerindeki yazıları da değiştirebilirim. Önemli olan bu operatörlerden haberdar olmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Evet, bir grafiğimiz daha var. Bunu uygulamamıza gerek yok. Çünkü bu grafikteki verilerin özelliğinde 3 tane çizgiyi aynı yere yerleştirmiş. Bir T'miz var. Ona göre X, Y'yi ve Z'yi çiziyoruz. Bu Z grafiği. Z'lik T. Yani 0'dan 10'a kadar yükseliyor. Bu da 0'dan 10'a kadar yükseliyor. Ama bir T kare artı 3 var. Y'miz T kare artı 3. Bir de T kare artı 5 T eksi 3. Tabii bunu bu şekilde yazıyoruz. Yani notasyon, yani yazım şekli bu şekilde. Özellikle üs almak için nokta ve şapka kullanıyoruz. Bu lineer cebirde tam kare diye bir tarif edilir. Ama burada ne diyor lineer cebirde noktalı olunca? Bir bütün matrisi çarpıyorsun. Bir matrisi nereden onu çarpıyorsun? Neydi o? Ben de. Şeyi, soruyu anladın değil mi? Bir matrisi nereden onu çarpılıyorsun? Bir de matrisi tümüyle çarpılıyorsun. Noktasal çarpma. Noktasal çarpma desem olur herhalde. Noktasal çarpma yapmanız gerekiyor burada. Neyse bu zaten matris değil. Burada zaten çok kullanılıyor ama mecburen karesini bu şekilde alıyoruz. Size notasyon bilmek lazım. Bunları bilseniz ondan sonra size gelen her soruyu bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu ne yapıyoruz? V harfiyle, yani V ile kırmızı ile çiziyoruz. X'i. Daha sonra green ile bunu çiziyoruz. Blue ile bunu çiziyoruz. Bu şekilde. Peki, eksenlerin nasıl, çizginin üzerine hangi işaret olduğunu nasıl yazıyoruz? Bakın burada text x virgül t, yani bütün x ekseni dolaş, ekseni dolaş ve üzerine x yaz. Y virgül t, y, y'lerin hepsinin üzerine y yaz. Z virgül t, z. Z'lerin üzerine hepsine z yaz. Bu şekilde çizgileri birbirinden ayırabiliyoruz. Evet arkadaşlar, devam. Burada da şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu ayrık sistemler gibi stairs diye bir fonksiyon var arkadaşlar. Bu şekilde bakın şuradaki vektördeki her bir değeri 2, şurada görüyoruz 2, 5, eksi 5 ve 6 ve en sonu 1'de 1'e düşüyor. Onları ekranda gösterilecek farklı bir grafik türü olarak verelim. Helizonlarımız var. Burada aslında kosinüs ve sinüs yani birim çember dönüyor. Aslında geçen Fourier Transform'da da bir video göstermiştim. Orada da bu birim çember dönüyordu. Bu birim çember döndükçe bu helizon içerisinde x kosinüs ve sinüsleri çünkü yatay eksen kosinüstü, dikey eksen sinüstü. Bu eksenlerde aldığı değerlerden bu helizon üretilmiş oluyor. Ve sizin için TX grafik çizilebiliyor. Farklı grafik türlerini ben buraya yerleştirdim. Sadece örnek olarak görün. Çünkü bunları biz dersimizde kullanmıyoruz ama MATLAB'in grafik kabiliyetlerini görün. Bakın burada mesh dediğimiz bir özellik var. Size 3 boyutlu bir grafik üretmemizi sağlıyor. Özellikle bu haritalarda kullanılan grafikler. Yine burada bir çarşaf var. Bu da yine mesh. Bir surface var. Bir yüzey var. Bir yüzeyi tanımlıyor. Tabii bu ileri bilimsel çalışmalarda bu tür grafikler çok anlamlı oluyor. Yine burada da tepeleri ve çukurları gösterecek, pikleri gösterecek mesh grid dediğimiz başka grafiklerde çizilebiliyor. Sadece örnek olarak buraya koydum ve bizim esas grafiklerimiz burada. Yani sinüsler, kosinüsler nasıl çiziliyor. Burada eksponan, x kare grafiğinin değişik bir modelini görüyorsunuz. X kare grafiği sınırları bakın, 0-3 ile gördüğünüz gibi 7 arasında değişmesi bu grafiği bize gösteriyor. Devam ediyoruz. Başka bir grafiğimiz var. Bunu geçen hafta gösterdim galiba. Burada da yine arkadaşlar bu şurada sinüs fonksiyonu var. Sinüs değil, bölü, sinüs x bölü x'miş. Onu da ben sonradan öğrendim. Böyle bir trigonometrik bir tane var. Bunu da grafiğin buraya elde ediyoruz. Daha sonra da şuraya odaklanıyoruz. Pi bölü 4. Faz kayması yapıyoruz. Dolayısıyla buradaki mavi ve sarı grafikler yönünün aynısı. Sadece faz kayması var. Az önceki kosinüsteki gibi burada da bir faz kayması söz konusu. Şuradaki mavi ve sarı da görebiliyorsunuz. Testere diş. Sawtooth diye geçiyor. Testere diş. Bunun da fonksiyonu hazır var. Yine aynı şekilde square diye geçen öbür fonksiyonda hazır fonksiyon değerleri var. Buradan da bunları hazır kullanabiliyorsunuz. Ama tabii ki biz bunları şeyden elde edebiliyoruz. Burada da ağır bir kod var. Hemen sonucu görelim. MATLAB üzerinde. Bunları tabii biz Fourier üzerinden de nasıl çözümlendiğini çalışmıştık arkadaşlar hatırlarsanız. Çekmeyecek mi en son satırdan dolayı? Hata mı verecek?
Evet, burada da bunun bir simülasyonu gözüküyor. Aslında aşamaları gözüküyor. Bir sinüs işareti nasıl olur üçgen dalgaya dönüşür şeklinde. Ama bunun bana bir anlamı yok ki. Ayağın yana grafikleri dizmişim. Burada bir simülasyon, bir animasyon görsek daha havalı olmaz mı? Ve bununla ilgili de bir animasyon örneği göstereceğim, bitireceğim arkadaşlar. Hemen kapatalım bunu. Bir animasyon örneğiyle bitirelim. Şu animasyon, bu animasyon değil. Burada bu şekilde çıkıyor. Animasyon olan şu, pauslu olan değil. Bir saniye. Evet, burada bir animasyon söz konusu. Animasyonu hızlıca izleyelim. Bir sinüs işaretinin şu kablo takılıyor. Nasıl kare dalgaya döndüğünü izleyelim. Direkt sonuç çıktı. Bir durma yok. Şimdi bu 16'lı sonuç. Şurada animasyonlu sonuç. Şimdi geldi. Bu uygulamayı da çalıştıralım, kapatalım. Burada her saniye boyunca sinüs işareti yavaş yavaş işleniyor. İşareti biraz büyütelim. Ve giderek kare dalgaya dönüşüyor. Zaten bunu da derslerde bahsetmiştik. Giderek bu kare dalgaya dönüşüyor. Ama burada kaç harmonik var? 10 harmonik var. Burayı biraz büyütelim. Mesela 30 yapalım. 30 saniye boyunca bu işlemi yapacak, göreceğiz. Şimdi aşama aşama şekli nasıl değiştiğini anlayacağız. Hadi bakalım. Birazdan şunu alalım. Giderek çizgi haline geliyor. Ne yapıyordu burada? Farklı genlikler, sinüsler gelerek buradaki ince rötuşları yapıyorlar. Bir heykel taşı rötuşları bir yerden yapıyorlar. Nasıl? İşte bu fonksiyon böyle. Onun için farklı fonksiyonlar çalıştırmak lazım. Buradaki fonksiyon çok basit bir fonksiyon. Buradaki fonksiyon sinüs, pardon, 4 bölü n çarpı pi çarpı sinüs i çarpı v fonksiyonu. Bir tane sinüs fonksiyonu olduğu için. O dediğin daha karmaşık fonksiyonlar olacak. Buradaki dönüşüm fonksiyonu burada. Dikkat ederseniz üst üste ekleme işlemi gerçekleştiriliyor burada. Pause fonksiyonu ise bekletiyor ki siz oradaki değişimi yakalayabileyim. Örneğin burayı 5'e düşüreyim. Pause'u biraz arttırayım. Pause'u da 4 yapayım. Çalıştıralım. Şimdi değişimi daha yavaş göreceğiz. 4 saniyelik 5 tane grafik çizecek. Ve o 5 saniye, 20 saniye içerisinde o dönüşümü göreceksiniz. Bunun için 4 saniye bekliyor. Bir sonraki grafiği çiziyor. Bitti mi? Bitti galiba. 5 iterasyon yaptı. Şurada n eşittir 5. 5 tane arka arkaya grafik sinüs üretmiş oldu arkadaşlar. Bu da son örneğim. Buradaki espri şu arkadaşlar. Burada bir sinüzoidal işaret var. Şu bizim işaretimiz. İşaretin içerisinde sinüsler ve sinüsler var. Bu sinüslerin gücünü bizim için hangi sinüsler olduğunu biliyor. Hadi bunu da çalıştıralım. Son örnek. Biraz sabredin, bitirdim. Tümden bu örneği atıyorum MATLAB'e ve yeni enfile oluşturalım. Ve çalıştıralım enfile'ımızı. İki tane grafik çıkacak. Evet, çıktı. Şimdi bizim asıl işaretimiz bu. Diyeceksin hocam bu ne? Bu 5 tane sinüsoidal işaretin üst üste binmesi. Ve tıpkı o ses işareti gibi bir işaret, hiçbir anlamı yok. İşaret periyodik. O yüzden rahatsız, ama bunu çözmek mümkün değil. Böyle bakarak mümkün değil. Çünkü ya da eksen zaman. Bana frekansları lazım. O zaman ben ikinci grafiğe geçiyorum. Bu grafik değilse bize o Fourier parametreleri veriyor. Bakın ne geliyor? 5 Hz'de, 6 Hz'de, 7 Hz'de, 8 Hz'de, 9 Hz'de işareti gücü varmış. Bu da bize şunu anlatıyor. Bir sinyalin içerisinde frekans bilgisi vardır. Ve o frekans bilgisi bizim için anlamlı ise o zaman ya da ekse zaman değil frekans olması gerekir. Ve sinyalin hangi frekanslarda güçlü olduğunu yakalamamız gerekir. Bu şekilde biz o sinyalin frekanslarını yakalarız ve diğer sinyaller bizim için artık gürültüdür. Ben bu frekanslarda çalıştım, diğer frekansları kripte ederim. Bunun en güzel örneklerinden birisi ay ne takıyoruz? Ay tek değil de kulağı takıyor. AirPod. AirPod da var bunların özelliği. Ben çakma AirPod alabilirim tabii, daha şizane fakir olduğumuz için.
Ya tatlı kulağıma, karşıdan duymuyor beni, duymuyor seni diyor, sokak sesleri geliyor dedi. Sonra bir araştırdım internette, onun 2000 lira olmasının bir hikmeti varmış. Niye? O senin sesini öğreniyor ve senin sesini de dışındaki sesle filtreliyor. Dolayısıyla sokakta yürürken konuşursan sadece senin frekanslarını çekiyor, diğer frekansları engelliyor ve bu sayede AirPods bir işe yarayabiliyor. Ama çakması bir işe yarayamıyor. Adamlar bunu gerçekleştirmişler. Burada en klişe örneklerinden bir tanesi bu AirPods. İkinci örnek, son örneğim kan tahlili arkadaşlar. Kan tahlili ilkesi Newton bulmuştur. Newton çok dindar, çok üretken, kralının arkadaşı ve İngiliz Bilimler Akademisi'nin başında bir adamdı. Çok zeki olmuş, çok kıyaslı bir adam. Hatta çok espiritüel bir adam. Gerçek bir tanrı bulmuş. Mesela nasıl buldu? Ya ağacın dibinde uyukluyordum, kanun yerine düştü, lambayı bende düştü, herhalde yer şeklinde olsa diye. Gerçek kanunu bulmuş. Hani böyle bir şey yok. Adam gayet zeki bir insanmış. Peki kan tahlilini nasıl bulmuş? Kan tahlilini de Newton yaptı. Hakikaten doğru. Bir kapalı bir odayı tümden kapatmış. Kapkarlı tahlilini. Tüm delikleri sıvamış. Daha sonra güneşin girdiği kısmına bir tane delik açmış. Ve güneş ışığının, yani beyaz ışığının içeri girmesini sağlamış. Ve üçgenler prizmasını koyduğu zaman odanın içerisinde bütün renkleri görmüş. Ve demiş ki, beyaz ışık aslında bütün frekanslar içinde saklanır. Evet, beyaz ışık bütün frekanslar içinde saklanır. Günümüzdeki kan analiz cihazlarında bir tane lamba vardı. 36 wattlık güçlü bir lamba vardı. Bu lambadan çıkan beyaz ışık içine üçgenler prizmasına gelir ve oradan da sizden alınan kanın yerleştirildiği lamele düşer. Peki biz bundan nasıl anlayacağız? Hepiniz büyüklere çay götürmüştür. Büyükler ne yapar? Kaldırır, güneş ışığını tutar. Güneş ışığı çay bardağının içinden geçer ve sizin gözünüze girer. Evladınlar bu çok koyu olmuşlar. Tadına bakmamıştır, nasıl anlamıştır? Görerek anlamıştır. İşte kan analiz cihazlarında farklı frekanslardaki ışığı, yansımalarını ve geri dönüşlerini bir tablo üzerine döker, bir harita üzerine döker. Ve kanda hangi maddelerin daha yoğun bulduğunu anlar. Çünkü kandaki her maddelerin daha önceden testler yapılmıştır. Ve mesela böbreğiniz iyi çalışmıyordur. O zaman kandaki üreyi süzemiyordur. Kandaki üreyi süzemezse kanınızda üre birikir. Eğer sizin kan tahlilinizde üre çıkarsa doktor der ki böbrekleriniz çalışmıyor. Bununla ilgili tedavi edilir. İşte bunun sırrını bulan kişinin olmuş. O üçgenler prizmasını bulduğu için artık biz kan tahlili, kan analiz cihazları yapabiliyoruz. Aslında çok basit. Dolayısıyla arkadaşlar bilimden ayrılmayın, bilimi kullanan dünya kazanıyor. Bu da bitiyor. Hatta resmi yüz yüze derseniz bitiyor. O zaman beklerimi seçeriz. Yapacak bir şey yok. Hayatta başarılar. Her şey istediğiniz gibi olsun diyeceğim de Türkiye'de biraz zor. Niye vermedin benim zekatım? Deseniz imza atmak o zaman. Ben beni ilgilendirmiyor ki. Benim işim bitti. Sana bakacak test olacak. Bana bu konulardan birkaç sorularımız olacak. Evet, sizin onu da aynı şekilde. Evet, sizin onu da aynı şekilde. Ama biz sizin onu sorular soruyoruz. Aslında sınav soruları. Ama bir sene sonra gerçek. Bu dokümanla paylaşacağım. Hatta benim ders kaydı dur. Hayda durdurayım ya. Video kaydı gidiyor. Dur kaydı bir durdurayım da şuradan. Stop record.